Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Kasım el-Mustafa Muhammed. Sallallahu aleyhi ve ala ehli beytihi tayyibina tahirin. وَاللَّعْنَةُ اللّٰهِ عَلَىٰ اَعْدَائِهِمْ اَجْمَعِينَ مِنَ الْآنَا اِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ اللّٰهُ الْحَكِيمِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ اَعْضُ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِي خُسْرِ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ Allah ibadet ve itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun. Emirul Müminin İmam Ali aleyhissalatu vesselam Nehcül Belaga Hikmet 399'da şöyle buyuruyor. İnne lil validi alel validi hakkan ve inne lil validi alel validi hakkan. Babanın evlat, evladın da baba üzerinde bir takım hakları ve hukukları vardır. Fe hakkul validi alel validi en yuti'ahu fi kulli şeyin illa fi ma'siyetillahi subhane. Babanın evlat üzerindeki hakkı Allah'a isyan dışında ona itaat etmesidir. Ve hakkul veledi alel validi en yuhassin esmehu ve yuhassin edebehu ve yuallimehul Kur'an. Evladın baba üzerindeki hakkı ise ona güzel isim vermesi, onu güzel terbiye edip eğitmesi ve ona Kur'an öğretmesidir. Emirül Müminin İmam Ali aleyhissalatu vesselam bu buyruğunda aile içi hak ve hukuklara değinmiştir. Aile ve hanede bu hak ve hukuklara riayet edildiğinde hane ve aile cennet bahçelerinden bir bahçe olup güzel ve huzurlu bir yaşam ve hayat haneye, aileye hakim olacaktır. Hadisin devamında Emirül Müminin İmam Ali aleyhissalatu vesselam evladın baba üzerindeki haklarına değinmiştir. Üç ana haktan söz edilmiştir. Ve hakkul veledi alel valid. Evladın baba üzerinde ise şu hakkı vardır. Yani anneler, babalar bu üç hakka riayet etmek zorundadırlar. Yarın kıyamet günü evlat bu üç hakkından dolayı annesinden, babasından şikayetçi olabilecektir. Bir, en yuhassin esmehu, anne babanın çocuklara karşı ilk vazifesi onlara güzel bir isim koymasıdır. Adlandırdıklarında güzel isim onlara vermelidirler. Hiç şüphesiz isim insanın şahsiyetinin nişanesidir. Güzel isim sahibinin maneviyat, ruhiyet ve psikolojisinde kesinlikle etkili olabilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem annesini kaybettikten sonra dedesi Abdülmuttalib süt annelik için başvuran adayların isimlerine dikkat ediyordu.
süt anne adaylarından Halime-i Saide peygamberimizin dedesine müracaat ettiğinde Abdülmuttalib aleyhissalatu vesselam ona şöyle dedi: hangi kabiledensin? Halime-i Saide, Said kabilesindenim dedi. Abdülmuttalib, ismin nedir? Halime'dir dedi. Resulullah'ın dedesi şöyle buyurdu: ne de güzel iki isim. Her iki güzel isim güzelliklerin habercisi, nişanesidir. Etrafımızdaki güzel ve hoş olmayan isim sahiplerinin yer yer isimlerinden dolayı sıkılıp utandıkları da bir gerçektir, şahit olmaktayız. Dolayısıyla anne baba dikkat etmelidir çocuklarına isim verirken. Bunların geleceğini, bunların büyüyeceğini, bunların bir toplumda ismiyle anılacağını asla kulak ardı etmemelidirler. Hatta hadislerimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem kötü ve anlamsız isimleri değiştirdiği naklolunmuştur. İmam-ı Bakır aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor: İnne Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem kâne yugayyirul esma'el kabîhe firricâli vel buldan. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem kişiler ve şehirlerden kötü ve anlamsız isimleri değiştiriyordu. Şehirlerden de ismi kötü şehir olan varsa Resulullah değiştiriyordu isimlerini. İbni Ömer şöyle diyor: Ömer'in Asiya isminde bir kızı vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem onu Cemile olarak değiştirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme adamın biri gelerek enne raculen ca'a ila Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, ya Resulallah ma hakku ibni haza. Şahıs yanındaki elinden tutup getirdiği çocuğuyla peygamberin yanına gelerek, ya Resulallah bu çocuğumun ne hakkı var benim üzerimde? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: ona güzel bir isim vermen, onu güzel bir eğitimle eğitmen ve onu güzel bir ahlakla zinetlemendir. Her birimizin defalarca çocuklarımıza hediye aldığı ve almakta olduğunu görmekteyiz, şahit olmaktayız. Hadislerimizde anne ve babanın çocuklarına ilk hediyesinin ne olması gerektiği hakkında şöyle buyurulmuştur: çocuklarınıza vereceğiniz ilk hediye onlara güzel isimdir. Dolayısıyla çocuklarımızın ismi konusunda büyük bir hassasiyet göstermeliyiz. Peygamberlerin ismi, Ehl-i Beyt aleyhumussalatu vesselamın ismiyle onları süslemeliyiz. Anlamsız, manasız isimler verilmemelidirler. Rivayetlere baktığımızda, rivayetlerde kötü isim sahiplerinin kıyamet günü anne babalarından şikayetçi olacakları naklolunmuştur. Yani anne babasına şikayetçi olacaklar. Niçin benim ismimi böyle anlamsız ve kötü isimler verdiniz? İkinci nokta: ve yuhassine edebehu. Evladın baba üzerindeki ikinci hakkı iyi bir eğitim ve terbiye vermesidir. Anneler, babalar çocuklarının ahlaki, edebi ve terbiyesi için uygun bir zemine ve ortam oluşturmakla yükümlüdürler. Yani bir evlatlarımızın sağlığına, sıhhatine,
ilmine, ilim tahsiline, okuluna değer verdiğimiz kadar bunların eğitimine, ahlakına da önem vermek zorundayız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Ekrimu evladakum ve ahsini edebehum." Çocuklarınıza değer verin ve onları güzel terbiye edin. Şahsiyet verin çocuklarınıza. Onların şahsiyetini kırmayın. Onların ahlakına önem ve ehemmiyet verin. Ahlaklı olsunlar, edepli olsunlar. İmam Zeynelabdin aleyhissalatü vesselam'dan naklolunan dualarda şöyle bir cümle zikrolunmuştur. İmam aleyhissalatü vesselam Allah'a dua ederken şöyle buyuruyor: "Ve inni ala terbiyetihim ve te'dibihim ve birrihim." Ey Mabudum, Mevlam, bana yardım et, güç kuvvet ver, onları eğitip yetiştirmek ve onlara iyi davranmakta bana yardımcı ol. وَاَنَّكَ مَسْعُولٌ عَمَّا وَلِّيْتَهُ مِنْ حُسْنُ الْاَدَبْ وَالدَّلَالَةِ عَلَى رَبِّهِ. Anne babalara hitaben imam şöyle buyuruyor: onu güzel terbiye etmek ve Rabbine yönlendirmek senin vazifendir. Anne babaların ilahi vazifesidir. Şer'i vazifesidir, akli vazifesidir. Çocuklarını güzel eğitmek ve onları Allah'a yönlendirmek. Yani daha çocuk yaşlarında dinle, şeriatla, Allah'la tanıştırmak. Birçok anne babanın şikayetlenmesiyle çocuklarımız sözümüzü dinlemiyor, namaza, oruca yaklaşmıyor. Anne babanın hal ve durumuna baktığımızda 25 yaşına kadar, 30 yaşına kadar, 20 yaşına kadar çocuklarını Allah'la, dinle, şeriatla tanıştırmamış, 30 yaşındaki çocuğunu bir anda Allah'la tanıştırmak istiyor. Dinle tanıştırmak istiyor. İlahi şeriata tabi olmasını istiyor. Bu da olacak bir iş değil. Bu da basit bir şekilde hallolunacak bir mesele değildir. Ve yuallimehul Kur'an. Evladın baba üzerindeki üçüncü hakkı ona Allah'ın kitabını öğretmektir. Yani anne ve babalar çocuklarına Kur'an ve Ehl-i Beyt'in buyruklarını, hadislerini öğretmelidirler ve öğrenmeleri için bir ortam, bir zemine hazırlamalıdırlar. İlahi ve şer'i vazifeleridir. Bu vazife ve görevde kusur eden, bu vazifeyi yapmayan anne baba yarın kıyamet günü Allah indinde sorumludurlar, mesuldurlar. İlahi Azze ve Celle vazifelerini yapmadıklarından dolayı kesinlikle cezalandıracaktır. Yer yer sık sık duymuşuz, Kur'an-ı Kerim'in ayetini okumuşuz. Hazreti Nuh aleyhissalatü vesselamın oğlu iman getirmedi babasına. Bu iman getirmemesinde Hazreti Nuh aleyhissalatü vesselam sorumlu değildi. Çünkü Hazreti Nuh görevini yapmıştı. Hazreti Nuh gereken eğitimi, yapılması gereken her şeyi harfiyle yerine getirmişti ama çocuğu iman getirmedi babasına. Değerli müminler, değerli kardeşlerim, evlatlarımız konusunda bu meseleye dikkat etmemiz gerekiyor. Biz anne baba olarak vazifemizi yapalım, görevimizi yerine getirelim. Daha sonra çocuklarımız dindar olmasa da, dinden uzaklaşsa da hiçbir sorumluluk ve yükümlülüğümüz yoktur.
Çünkü Rabbim biz gerekeni yaptık diyebilecek bir bahanemiz, mazeretimiz olmalıdır. Ama Allah Azze ve Celle niçin görevini yapmadın diye sorduğunda verebilecek bir cevabımız olmayacaktır. Kur'an ve ilahi ayetlerle yoğrulan ve büyüyen birisinin sırat-ı mustakimden sapma oranı daha azdır diğerlerine nazaran. Daha düşüktür, sapabilir, yolunu şaşırabilir, dinden uzaklaşabilir. Ama bu eğitimi alanlar yüzdeliği daha azdır. Değerli müminler, ilahi bir vazife üstlenmişiz. Allah ki bize evlatlarımızı inayet buyurmuş, bize evlat çocuk vermişse vazifemizde kusur etmemeliyiz. Emirül Müminin İmam Ali aleyhissalatü vesselamın da buyruğu doğrultusunda çocuklarımızın bizim üzerimizde hakkı vardır. Bu hakları en güzel şekilde eda etmekle yükümlüyüz. Onlara güzel bir isim vermek, güzel bir terbiye vermek ve ilahi ayeti Kur'an'ı onlara öğretmektir. Allah bizleri vazifesini bilip, vazifesini yerine getiren salih, mümin kişilerden karar kılsın.